Eyüp hocam merhaba. Hocam hoş geldin. Eyvallah. Teşekkür ederim. Eyvallah. İyiyim, sağ olasın. Sen hocam, nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ ol. İade'yi ziyareti yapalım dedik. Eyvallah hocam. Hocam hayırlı olsun sağlık. Öncelikle. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Üçüncü baskımızda evet. Raflardaki yerini aldı kitabımız. Neredeyiz hocam şimdi? Şu anda dostlar İşler Kitabevi'ndeyiz. Burada kıymetli öğrenci arkadaşlarımızla bir sohbet gerçekleştirdik. Onlara kitabımızı anlattık. İstedik ki bir de YouTube'daki dostlarımıza, diğer sosyal medyadaki dostlarımıza da kitabımızı birazcık anlatalım. Zira 2025 tayfa artık evet. Çalışmaya başladı hocam. Evet, evet. Onun için kitabımızı mümkün mertebe dostlarımıza, arkadaşlarımıza anlatmak istiyoruz. Evet hocam, kitabın rengi çok güzel. Portakal gibi. Teşekkür ederim. Antalyalıyız biz. Antalya'dayız. Turuncu evet. Seçtik evet. Hocam içeriğinden biraz bahseder misin? Tabii tabii. Memnuniyetle. Nasıldır? Şimdi hocam Eyüp Hoca'dan TYT Türkçe video ders kitabı, aynı zamanda soru bankası. Buraya soru bankası diye yazmadık ama aynı zamanda evet. Bir soru bankasıdır. Çünkü soru bankası olarak da çözebilirler tabii, yani. Tabii tabii. Klasik bir video konu anlatımı kitaplarında olmayan, bizim kitabımızda olan bir şey var burada. Normal konu anlatımlarını yaparken öğrenci örnek sorularla karşılaşıyor. Evet. Yani ben burada atıyorum terim anlam nedir diye anlatmışım, örneğini vermişim. Evet. Sonra örnek bir soruda bunu onlara gösteriyorum. Evet. İlerleyen bölümlerde ÖSYM gibi başlığı taşıyan sorular var. Evet. Bu sorular çıkmış ÖSYM sorularından yola çıkarak benim yazdığım sorulardır. Hı hı. Yani sorunun birebir aynısı değil. Aynısı değil. Ben orada soru kökünü alıyorum, metni değiştiriyorum. Ama evet. Kazanım odaklı baktığımızda aynı kazanımı isteyen aynı sorudur. ÖSYM gibi sorularla yine konu anlatımımızı devam ediyoruz. Son bölüme geldiğimizde, yani bölüm sonuna geldiğimizde öğrenci arkadaşlarımızı konu testleri karşılıyor. Bu evet. Konu testleri ise tamamen çıkmış sorulardan oluşan testlerdir. Hocam kendin niye soru yazmadın da çıkmış soruları koydun? Zaten kendi yazdığım soruları ben konu anlatımının içerisinde öğrencilere sunuyorum. Evet. İstedim ki konu sonlarında bir de çıkmış soruları görsünler. Evet. Böylece hani neyle karşılaşacağız? ÖSYM bununla ilgili ne sormuş? Bunları görsün istedim ve böylece konu anlatımlı bir soru bankası meydana gelmiş oldu hocam. Hocam TYT'nin tamamı bu kitapta değil mi? Evet. Bir kitapta evet. Anlattık biz. Hı hı. Peki hocam bu kitabın tabii biz matematikçiler olarak bize sordukları soru zorluk derecesi nedir? Basit hı hı. Midir? Zor mudur? Orta mıdır? Türkçe için buna ne diyebiliriz? Yani nasıl bir kitaptır? Kolay mıdır? Orta mıdır? Zor mudur? Kim başlamalıdır? Hangi seviyelere uygundur? Ne dersiniz şimdi bu konu hakkında? Şöyle hocam çok iyi durumda olan bir öğrenci konu anlatımlarını hızlı bir şekilde izleyerek hatta orada ben örnek soruyu çözerken durdurup videoyu önce kendisi çözüp sonra benden izleyerek hızlı bir şekilde bu kitaptan faydalanabilir. Evet. Orta düzey öğrenci için zaten ideal bir kitap. Ama evet. Ya hocam ben geldim 12. sınıfa, 12. sınıfa kadar hiç ders çalışmadım. İlk defa şimdi üniversite sınavına hazırlanıyorum. Bu kitap evet. Bana yardımcı olur mu? Evet. Bu kitap sana şu şekilde yardımcı olacak. Bir kere bölüm başlarına, her bölümün başlangıcına bir mini paragraf sözlüğü koydum. Evet. Çünkü bizim öğrencilerimizin en büyük sorunlarından biri günlük hayatta kullandığı kelime sayısının çok az olması. Evet. Paragraf sorularında da en çok yaşadıkları sıkıntı bu zaten. Hmm, bölüm evet. Başlarına yani o derece seviyeyi düşürmüş durumdayız bu anlamda. Evet. Bölüm başlarına mini sözlükler koyarak tane tane en temelden başlayarak anlatıyoruz. Ama dediğim gibi öğrenci iyi durumdadır. Gerçekten iyi durumdadır. Evet. Buraları hızlı geçebilir ama nedir? Soru kısımlarına geldiğinde mutlaka o da duracak. Evet. Soruya benle birlikte bakacak. Haliyle evet. Her öğrenci düzeyine hitap edebilecek bir kitaptır. Evet. Tek kitaptan oluşuyor. Bütün bir TYT'yi biz buraya sıkıştırmış durumdayız. Evet, çok güzel. Hocam peki bunun videoları nereden ulaşacaklar? Yani nereden ulaşacaklar derken tabii kanalınızda ama şu anda hazır mı? Ne zaman hazır olacak? Hepsi ne zaman biter? Ve öğrenci bunu aldığı zaman bir çalışma programı var mı öğrencinin takip edebileceği? Bu konu hakkında ne söylersiniz? Şimdi hocam bu kitap geçen sene çıktı aslında. Geçen sene sezonun ortalarına doğru çıktı. Evet. Ama biz azmettik ve kitabın bütün video konu anlatımlarını kanala yükledik. Evet. Sonra Türk Dil Kurumu her zamanki yaptığı gibi yine çok güzel güncellemeler yaptı. Dil bilgisi adına ciddi değişiklikler yaptı. Ben böyle yamalı bohça olmasın diyerekten oturdum en baştan kitabı baştan sona tekrar düzenledim. Evet. İçine ek sorular ilave ettim. Mini paragraf sözlükleri koydum. Ve yeni baskı için dedim ki ya ben bu videoları daha yeni çekmiştim. Kitabın bütün videoları yüklüydü hocam. Evet. Dedim ki ya ben baştan
Yine bu videoları çekeceğim. Şu anda 8. derse gelmiş durumdayız mesela kanalımda. Yaklaşık 2 ay içerisinde zaten videolar tekrar yüklenecek. Ama hali hazırda şuradaki kare kodu okuttuğunuzda zaten videoların yüklü olduğunu göreceksiniz. Ben bu sene yeni videolarda yüklüyorum. Yeni videolar yani yeni videolarla da daha önceki videoları izlemiş olanlar tekrar edebilir. Hiç izlememiş olanlar yeni videolardan, kitabıyla birlikte konu anlatımlarını, soru çözümlerini ne ulaşabilir. Aynı zamanda hocam biz bu sene soru çözümlerinin videolarını da yükledik. Geçen sene sadece konu anlatımları vardı. Test dediğiniz bölüm yerlerin. Sonu testlerin çözümlerini de bu sene kanala yüklüyoruz. Eyüp Hoca ile Türkçe Çok ve Edebiyat kanalı. Emeğinize sağlık hocam. Eyvallah. Teşekkür ederim. Hocam çalışma programına nereden ulaşırlar? Ha çalışma programı evet çalışma programını hazırladık. Evet. Ben ders günlük planladım. Yaklaşık 56 derslik bir program. Ben bunu 56 günde TYT Türkçe diye de sunabilirdim ama bu öğrenci arkadaşlarımıza büyük bir haksızlık. Zira öğrenciler işte bakıyor 50 günde Türkçe, 49 günde matematik, 70 günde bilmem ne. Hangi programı nasıl yetiştireceğini bilmiyor. Hatta ben şu soruyu çok alıyorum hocam. Yani 70 günde matematik var hocam diyor. Ben 70 günde nasıl yapacağım bu işi? Yapamazsın yani bunu hiçbir öğrenci yapamaz. Dolayısıyla biz buna ders adını koyduk 56 ders. Bu 56 dersi öğrenci kendi ders çalışma programı içerisine günlere, haftalara ve aylara yayarak öğrene öğrene, hazmede hazmede ilerleyecek. Evet. Yani burada birinci konu sözcükte anlamı dinledikten sonra ikinci konu, ikinci derse geçmeyecek. Kendi kitaplarıyla boğuşacak, kendi sorularıyla boğuşacak. Öğrendim ben bu konuyu dediği anda ikinci derse gelecek. Zaten videolar kanalda yüklü hocam. Videoların bir yere kaçtığı yok. Kendi ders çalışma programına göre onları oturum oturum oraya yerleştirmesi gerekiyor. Evet. Hocam, kanaldan ulaşabilir bu arada. Ben kanalda paylaştım çalışma programını. Evet. Oradan da edinebilirler. Hocam kitabı nereden alabilirler? Nasıl ulaşabilirler? Evet. Hangi versiyonlarla kitabı alabilirler? Onu bu da bir kitabı İşler Kitap Evi'nden alabiliyorlar hocam. İşler Kitap evet. Evi'nde mevcut. Tüm şubelerde mevcuttur. Aynı zamanda Eyüp Hoca ile Türkçe ve Edebiyat YouTube kanalında her videonun altında bir indirim kodu bir de link sabitliyoruz. Oradan da internet yoluyla da öğrencilerimiz satın alabilir. Evet hocam çok teşekkür ederiz. Büyük rica ederim var. Hocam. Emeğinize sağlık. Ne demek? Arkadaşlar kitabın yani tabii biz matematik öğretmeni olduğumuz için kitabın içeriği şöyle güzel böyle güzel diyemeyeceğim ama benim gördüğüm kadarıyla çok canlı. Çok güzel, çok emekle hazırlanmış bir kitap arkadaşlar. Ben de bu konuda şiddetle tavsiye ediyorum. Tabii ki Eyüp Hocam'la bizim ortak çalışmalarımız var. Size iki kitabın da alıntı sorularından ya da ilave sorularından başınıza bela olan hem problem hem de paragraf kısmını bir videoda birleştirip bir Eyüp Hocam'ın kanalında bir de benim kanalda yayınlayarak sene sonuna kadar problem ve paragraf kısmında sizi destekleyeceğiz. Problemsiz paragraf başlığı altında. Evet. Farklı çalışmalarımız da olacak. Olacak yani. Elbette ki olacak. Problemsiz paragraf da şu şekilde devam edecek. Şu anda 1+1 diye gidiyoruz ve bütün başlıkları 1+1'lerde bitiriyoruz. Daha sonra 2+2'ler, 3+3'leri devreye koyacağız ve onlarda da karma sorular çözmeye başlayacağız. Ve sizler için en güzel, en faydalı işleri yapmaya çalışacağız. Elimizden geldiği kadar fazla içerik üreteceğiz. Bu noktada tabii sizin destekleriniz bizim için oldukça önemli. Aynen. Beğenip hocam ayağına sağlık. Aynen. Teşekkür hocam, ederim. Sağ olun. Ne demek hocam. Görüşmek üzere. Görüşürüz hocam. Çok teşekkürler. Dostlar en güzel üniversiteler sizlerin olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.